Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar, çok kıymetli izleyenlerimiz, Türkiye'den, İstanbul'dan, Beykoz'dan, Fatih Medreseleri Vakfı FM TV'den tüm Türkiye'ye, tüm İslam coğrafyasına, Avrupa'dan Asya'sına, Amerika'ya, Kuzey Afrika'ya kadar hepinize bizden kucak dolusu selam olsun. FM TV ekranlarındaki dünyada ilk olan yaz kursu canlı elifba dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim cümlemize istikamet, başarı ve Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup öğrenebilmeyi, yaşamayı ve yaşatmayı hepinize ve hepimize nasip eylesin. İnşallah sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, 3 haftada ders yapıyoruz. Şu an 4. haftadayız. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalana kadar derslerimiz devam edecek. Ve aynı zamanda derslerimiz, daha önce de ilan ettik, hediyeli arkadaşlar. İsim, soy isim, yaşını ve şehrini yazan ya da ülkesini yazan fark etmez. Bütün kardeşlerimizi çekilişe katacağız. Hediyelerimiz bisiklet olacak. Uzaktan kumandalı araba olacak, oyun setleri olacak, kızlar için bebekler olacak vesaire. Her harfe bir hediye vereceğiz. 29 harf, 29 hediye. Gönlümüzden ne kadar koparsa artık bakacağız ona inşallah. Hepinizi davet ediyoruz. Bütün akrabayı taallukatınıza, arkadaşlarınıza şu dersleri ilan edin, reklam edin. Dünyada gerçekten eşi benzeri yok arkadaşlar. Bir daha yapılırsa inanın onu yine bugünkünden daha güzel yine biz yapacağız inşallah. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Sizin her şey çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bugünkü dersimiz, dün biliyorsunuz harfi metten elifi görmüştük. Şimdi vav'ı göreceğiz. Bu arada mesajlarınızı bekliyorum inşallah arkadaşlar. Harfi metten vav kendisinden önceki harfi uzatır. Ötreyle beraber uzatır. Şeyde bakalım. Şu an şeyi bir plazmada bakalım arkadaşlar. Vav kendisinden önceki harfi uzatır. Elif nasıldı? Elif de kendisinden önceki harfi de uzatırdı. Yarın Y'yi göreceğiz. Y de kendi önceki harfi uzatır. Nasıl uzatır? Hareke yoksa uzatır. Hareke varsa zaten okuyorduk. Bakalım arkadaşlar şimdi. Mesela şimdi birinci kelimemize bakalım. Birinci kelimemizde vav kırmızıyla yazılmış. Değil mi? Ne demek bu? Şu anki dersimizi söylüyorum. Ne demek bu? Bu vav bir önceki harfini uzatarak okuyacak. Ne demek uzatmak? Tutup bir lastik gibi çekmek yok. Mesela sen arkadaşa nasıl sesleniyorsun? Ahmet dedin, uzattın ya biraz kelimeyi. Bu. Ama bir saniye uzatmak demek. Daha sonra 4 tane uzatmak var. 4 elif diyoruz ona biz. Yani 2,5-3 saniyeye denk geliyor. O uzatmak daha farklı bir uzatma. Bu kısa bir uzatma. Mesela şu vavı kaftan sonra gördüğün zaman kafı nasıl okuyacaksın? Yani şu kuyu nasıl okumamız lazım? Ku. Bu yoksa nasıl okuyorduk? Kapattım. Ku. Var. Ku. Bu kadar. Bugünkü dersimiz bu arkadaşlar. Neymiş bugünkü dersimizin adı? Harfi med. Tahtayı gösterir misin? Bakın arkadaşlar, İbrahim, tahtayı bir göster, sonra gene bana dön. Tahtada ben bunu yazdım arkadaşlar şu anda. Bugünkü dersimiz buymuş arkadaşlar. Not alanlar için söyledim. Yani vav'ı görüyoruz. Harfi met kaç taneydi? Arkadaşlar, harfi met kaç taneydi? 3 taneydi değil mi? Birincisi elif, ikincisi vav, üçüncüsü y. Şu anda biz ne görüyoruz? Vav'ın nasıl uzatıldığını görüyoruz. Yani kural şu arkadaşlar. Elif, vav, ya, 3 tane bu uzatmalar. Şu uzatmalar bir harften sonra yazılırsa ve hareke yoksa bunlarda, üstün esir ötürü yoksa bu harflerde, tamam mı, anlaşılıyor inşallah. Bir önceki harfi uzatır. Ku da varsa ku şeklinde uzatacaksın. Göster İbrahim. Mesela burada hep ku'yu göstermiş. Şuraya gelelim. Şu vav harekeli mi? Bakın şurada hareke var mı aşağısında, yukarısında? Yok. O zaman bu su'yu ne yapıyoruz arkadaşlar? Su. Şöyle değil. Su şeklinde değil de su diye okuyacaksın. Yani yesunu. Hani diyordum ya, derake okurken bazı arkadaşlarımız uzatarak çekiyor. Derake
Bu o işte. Kuralımızı bir daha söyleyelim. Devam edelim okumaya. Harfimet 3 taneydi. Dün Elif'i gördük. Bugün V'yi görüyoruz. Tamam. Bu harfler kendisinden önceki harfi uzatmaya yarar. Şayet harekesi yoksa. Harekesi varsa normal okuyoruz zaten. Yani met uzatmak demek. Uzatma harfi demek. 3 taneydi. Şu anda biz vav'un uzatmasını görüyoruz. Okuyalım arkadaşlar şimdi bakın. Şunu okuyalım. Bu ne? Ye. Bunu nasıl okuyacağız şimdi şunu? Kuyu nasıl okuyacağız? Kuyu. Bu buna bağlanmış. Ancak harekesi olmadığı için kuyu uzatarak okuyacaksın. Yaku, yaku. Bu kadar yeter. Yaku değil. Kısacık şöyle bir saniye kadar. Yaku, lü. Bakın ye'yi uzatmadım. Lü'yü uzatmadım. Sadece kuyu uzattım. Kur'an'da bundan çok var. Çok önemli bir ders bu dersler. Elif, vav, yani uzatma harfleri, harfimet diyoruz üçüne de. Önemli bir ders bu ders yani. Tamam arkadaşlar? Neymiş kuralımız? Vav, hareketsizse kendinden önceki harfi uzatır. Bu kadar. Bu ders bitti aslında. Bir daha söyleyeyim. Vav, kendinden önceki harfi uzatır. Şayet vav'da hareket yoksa. Hareket olursa zaten normal okuyoruz. Okuyalım arkadaşlar. Ye, ku, lü. Bakın aynısı harf T'ye döndü burada. Y'yi T olarak göstermişiz. T, ku, lü. Gözüküyor mu İbrahim? T, ku, lü. Evet. T, ku, lü. Evet arkadaşlar. Ye, ku, mü. Burada hangisi uzattı? Hangisi uzattı? Uzattı, uzadı demiyorum. Uzatan harf görüyoruz zaten bugün. Vav'dır. Neyi uzattı? Kuyu. Yani vav kuyu aldı, biraz uzattı. Ye ku mü şeklinde. Ama ye'yi bir de m'yi uzatmadan okuyacaksınız. Ye mü. Bunları uzatmadan okuyacaksınız. Şu iki tanesini. Bak bunu kırmızıya yazdık ki konu anlaşılsın diye. Şu harfte bakın aşağısında ve yukarısında hareket olmadığı için ne diyoruz? Bunu uzat diyoruz. Kuralımız bu. Bugünkü kuralımız bu. Ye ku mü. Ye ku mü. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Siz zaten biliyorsunuz. Ben şimdi öylesine konuşuyorum. İş olsun diye konuşuyorum. Peki arkadaşlar bu işin latifesiydi. Neymiş kuralımız arkadaşlar? Vav'da hareke yoksa, yani vav'da üstün, esre, ötre yoksa, boşsa, önceki harfi uzat. Bitti. Ders bu. Tamam arkadaşlar. Devam edelim. T. T. Harflerin çıkışında yine sıkıntı yapmayın. Yani uzatacağız diye dediğim gibi telaffuzda, mahreçlerde aman ha takılma yapmayın. Değiştirmeyin harfleri yani. T. Ku. Mü. T. Ku. Mü. T. Ku. Mü. Burada uzatan hangisi? Uzatan bu. V. Uzayan hangisi? Bu. Önceki harf uzuyor arkadaşlar. Sonraki değil. Vav'dan sonraki değil. Şu değil yani uzayan. Şu kapattığım M uzamıyor. Ku uzuyor. Tamam mı? Vav önceki harfi uzatıyor. Sonraki harfle bir bağlantısı yok. Peki. Burada uzayan harf hangisi? Soru soruyorum. Test yapıyorum. Cevapları kendiniz bilin. Bilenlere 10 verdim. Hem de yıldızlı. Şu kelimemizde arkadaşlar uzayan harf hangisi? Uzatan değil. Uzayan harf hangisi? Bu değil mi? Su. Vav gelmiş. Nasıl okuyorsun o zaman bunu? Su diye uzatarak. Yani bir daha okuyalım baştan. Ye su nü. Ye su nü. Geçelim. Aynısı ye'yi te yapmışız. Te su nü. Te su nü. Burada uzatan harf hangisi? Uzatan harf hangisi? Şimdi uzayanı sormuyorum. Uzatan harf bugünkü dersimiz zaten. V değil mi arkadaşlar? V harfi su'yu uzatmış. Te su nü şeklinde. Geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada Q uzayacak şimdi. Q. V'de hareket yok yine bakın. Üstün var mı? Yok. Ötre var mı? Yok. Esre var mı? Yok. Ne yapıyoruz o zaman? Q'yu uzatıyorsun. Y uzuyor mu Y? Şu harf bunu uzatır mı?
Hayır hayır. Alakası yok. Şu harf önceki harfi uzatır. Sonrakiyle de bağlantısı yok. Yani bağlandığı harfi uzatır. Okuyalım o zaman. Ye, kü, nü. Ye, kü, nü. Ye, kü, nü. Tamam mı arkadaşlar? Aynısı ye'yi te'ye çevirmişiz. Te, kü, nü. Vav. Yeni açanlar vardır belki. Şu an harfi medi görüyoruz. Harfi medlerden ikincisini görüyoruz. Vav harfi hareketsizse önceki harfini uzatır. Bir saniye kadar. Onu tecvid kitaplarında bir elif miktarı diyorlar. Yani parmağını şöyle bir yarım saniye, bir saniye kaldıracak şekilde uzatmaya şu kuralın kendisine bir elif miktarı deniliyor. Yani harfi med deniliyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi burada uzatan harf hangisi? Uzatan harf. Efendim? Vav değil mi? Hangisini uzatıyor? Ye'yi mi? Su'yu mu? Yesu'mu. Yani burada uzatan harf vav, uzayan harf su. Uzayandan kalsın, biraz çekerek okuyacaksın. Yesu'mu. Ye'yi ve me'yi asla asla uzatmayacaksınız arkadaşlar. Geçelim. Aynısı. Sadece T, Y'ye dönmüş baştaki, bakın. Burada uzayan harf hangisi? Uzayan. Burada uzayan yine su. Okuyalım. T, su, mü. Evet. İki tane daha verelim. Tahtaya geçelim. Bakın burada vav önemli. Aman dikkat. Buraya kadar anladınız. Burada kafanız karışmasın diye söylüyorum. Aman dikkat. Şimdi buradakiler, bütün verdiğimiz misallerde vav harfi hep bağlandı, değil mi? Beraber yazıldı. Yani ben şimdi tahtada şu kalemi aldığım zaman yazarken kalemi kaldırmadan şunların hepsini yazabileceğim. Bağlanan harflere gelmişti vav. Ama burada bağlanmayan, yani kendisinden sonra harf kabul etmeyenler vardı, değil mi? 6 taneydi. Şu onlardan bir tanesi. Ama bu harfin de uzaması gerekiyor. O zaman vav'ı ayrı yazmamız gerekiyordu. Kendisinden sonra harf bağlanmayan 6 tane var demiştik. Ya bu söylediğim çok önemli bir kural değil ama belki öğrenmek isteyenler için söylüyorum bir daha. Elif, D, Z, Ra, Z, bir de V. Bu 6 tane harfimiz yazıldığı yerden sonra hiçbir harfe bağlanmaz. Öncesinde bağlanır. Burada gördük mesela, bakın. Bu V'nin öncesinde bağlanır. Üçü içinde söylüyorum. Ama bu harflerden sonra kendisine bir harf bağlanmıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Dolayısıyla vav'ı ayrı yazdık ama uzatmaya yine sebep oluyor yani. Bu V'yi ayrı yazmamız Z'yi uzatmıyor anlamına gelmez. Bunu söylemek istedim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ye, zü, lü. Okuyalım. Ye, zü, lü. Yani bu V, şu V arkadaşlar, Z harfini ötreli oluyor. Dikkat edin. Eseli de göreceğiz inşallah. Onu yarın Allah nasip ederse. Ye, zü, lü. Tamam mı? Şu vav Z'yi bir elif miktarı uzattı. Son misali verelim. Tahtaya geçelim. T. Bak yine aynısı. Z kendisinden sonra bir harf geleceği zaman asla bağlantı kabul etmeyenlerdendi. Gelmiş. Kendisinden sonra V'ye gelmiş. Ne yapmış? Ayrı yazılmış. Z'yi uzatmış. Okuyalım. T. Z'lü. Tezülü. Bunu uzatmıyorsunuz, bunu da uzatmıyorsunuz. Ve hangi harfteyse sadece o harfi uzatıyorsunuz arkadaşlar. O da bir elif. Yani tezülü şeklinde. Peki, plazmada bundan sonra göreceklerimizden birkaç tane misal vermek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra göreceklerimizden misal vermek istiyorum. Hangisini verelim? Evet, güzel. Bir tane var arkadaşlar. Onu şuraya not alayım ben. Belki kaybederim diye buraya not aldım. Başka bir tane vereceğim ben size arkadaşlar. Şunu not alalım. Evet. Arkadaşlar, şimdi biraz sonra plazmada göstereceklerimden misal vermek istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar.
Yetübe yazacağım şimdi. Ye. Kalem de çok büyük oldu ya. Neyse olsun. Arkadaşlar şu Y harfi, tamam mı? Şu T harfi harekemizi koyuyoruz. Y tü B. Burada uzatan harf hangisi? Uzatan harf hangisi? Şu an içinde bulunduğumuz ders. Yani şu V harfi uzatmaya yarıyor arkadaşlar. Şu V harfinde hareke var mı arkadaşlar? Bakın. Şu V harfinin yukarısında veya aşağısında üstün esir ötreden bir tanesi olmadığı için şu V T'yi uzattırıyor bize. Tü şeklinde okuyor. Yani bugünkü dersimiz arkadaşlar şudur. Harfi medden vav'ı görüyoruz şu anda. Peki bir tane daha vereyim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Şu Y. Şu yanlış yaptık arkadaşlar. Şöyle ötürü olarak düşünelim bunu. Yatu fü. Burada uzatan harf hangisi? Kırmızıyı alacağım içeriye. Uzatan harf harekesi olmayandır. Bakın arkadaşlar. Y'de hareke var mı? Var. Tu'da hareke var mı? Ötüre. Biraz farklı oldu ama idare edin. Aramızda bir harekenin lafı olmaz değil mi? F'de hareke var zaten, bunu bu şekilde okuyorsun. Şimdi şu vav harfinde hareke olmadığı için bu V harfi ne yaptı arkadaşlar? Tu'yu uzattı. Evet arkadaşlar. Evet. Hediye için aramanızı yapıyorsunuz değil mi? Yaşınızı, özür dilerim, adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve şehrinizi yazın. Hediye çekilişine katılın. Ve hatta akrabalarınıza ve kardeşlerinize ve arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da hediyeden demiyorum. Hediye belki çıkar da şu derslerden istifade etsinler arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi size uzun bir kelime yazayım mı? Var mısınız? İsterseniz önce şunu yazalım. Neydi o? Tesumüne'yi yazayım arkadaşlar. Hatta onu bakın şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar. Diyorsunuz ki hoca ne yazdı buraya? Bakın arkadaşlar, bunlar normal yazışlarımız. Bu çok güzel oldu bu mesela. Şu anda gelişti bu olay. Arkadaşlar bunu okuyalım. T, su, mü, ne. Doğru mu? Şimdi bunlara harfimetten elifi koyacağım. Hangilerinin uzandığını bak şuradan anlamanız lazım. Koyuyorum arkadaşlar, bakın. Şu vav'ı koyduk. Şunu da koyduk. Yani ne oldu? Şu V hareketsiz ise su'yu uzatır. Şu V hareketsiz ise mü'yü uzatır. Okuyalım o zaman. T, su, mü, ne. T, T'yi uzatıyor mu? Bakın var mı uzatma? Yok. Direkt harekeli bir harf gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? T'yi uzatmadan okuyoruz. Su uzuyor mu arkadaşlar? Su uzuyor mu? Uzuyor. Neden? Su'ya bağlı bir tane harfimet var. Bugünkü dersimiz olan V harfini görüyorsunuz. Devam ediyorum. Bir tane daha uzayan geldi şimdi. Mü uzuyor mu? Uzuyor. Neden? Hareketsiz bir vav olduğu için mü'yü uzatarak okuyacaksın. Yani bir elif uzatacaksın. Mü şeklinde. Mü diye uzatmadan okuyacaksınız. O 3-5 ders sonra göreceğiz onu da inşallah. 4 elif uzatma var. Zaten bunu bildiğiniz zaman o zaten çok basit hale gelecek sizin için. Evet bunu okuyalım. T, su, mü, ne. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Evet. Yekulüne'yi yazacağım şimdi. Arkadaşlar bakın. Onu da şuraya yazıyorum. Ye. Bu nasıl bir hoca diyorsunuz değil mi? Eksik gedik yazıyor. Arkadaşlar yanına böyle daha iyi anlayacaksınız. Hareketleri koyuyorum arkadaşlar şuna bakın. Y'nin harekesi, şunu şöyle çizeyim. Oraya işiniz yok artık. Y'nin harekesi üstün. Tamam mı arkadaşlar? Ku'nun harekesi ötre.
L'nin harekesi ötre, N'nin harekesi de üstün. Okuyalım. Ye, ku, lü, ne. Doğru mu? Bunları tam olduğu gibi yazmadım çünkü bağlanacak şekilde yazdım. Biraz sonra vav koyacağız. Bir daha okuyalım. Ye, ku, lü, ne. Evet arkadaşlar, koyuyorum şimdi buraya vavlarımızı. Evet. Ne oldu? Kafla, kaf, K ile, kaf öğretmedik çünkü, K dedik. K harfi ile lü harfi uzadı. Ye, ku, lü, ne. Ye, ku, lü, ne. Tamam mı arkadaşlar? Ye, ku, lü, ne. Bakın, Kur'an okuyoruz. Bir tane daha vereceğim şimdi. Arkadaşlar, bunda bir tane uzatma olacak. Yuallimune yazacağım. Derslerde bir tık ileride olanlar için söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Burada babı kırmızıyla yazmadım. Siyahla yazdım ama kırmızıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar, iyi takip edin. Şöyle çömeleyim daha rahat yazayım. Bakın arkadaşlar, iyi takip edin. Y harfinin noktalarını koyduk. Harekesini koyuyorum şimdi. Y'nin harekesi ötre. A'nın harekesi üstün. Bakın ne geliyor şimdi, iyi bakın. Şedde gördük ya iki ders önce. Şedde esre yazacağım. Nereye yazacağım esreyi? Evet, esre her zaman harflerimizin altındadır. Yani A'yı L'ye bağlayın. L'yi bir daha esre ile beraber okuyun demiştik. Peki şimdi buraya ne koyacağız arkadaşlar? Bu uzatılan bir harf olacak şimdi. Vav bunu uzatacak. Bunu da koyduk. Arkadaşlar okuyalım. Siz okuyun ben dinleyeyim. Yü, Ali, A'yı lama bağla, Ali, tamam mı? Müne, yuallimune. Burada uzatan harf hangisi? Mü olur mu ya? Mü diyorsunuz ya. Şaka şaka, hepiniz vav diyorsunuz. Peki, bu da işin muhabbeti olsun. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz harfi met görüyoruz. 3 taneydi. Elif, vav, ya idi. Bugünkü dersimiz V. V harfinde hareke yoksa bir önceki harfi uzatır. Bütün kural bu. Burada şimdi hangisi uzamış? Uzayan mim, uzatan hangisi? Şunu görüyoruz. Uzatan harf V'dir. V harfinde hareke yoksa arkadaşlar ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Hangi harfi? Bir önceki harfi. Peki arkadaşlar. Evet, vaktimiz yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü plazmada bayağı göreceğimiz şeyler var. Buradan yine çalışırız gerekiyorsa. Şuraya dikkatini çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Burası ne biliyor musunuz? Şuradan başlıyor şöyle. Burası Kur'an-ı Kerim. Elimi de boyamışım. Burası Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm. Neresi biliyor musunuz? قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدِ اللّٰهُ الصَّمَدِ Geliyor. لَمْ يَلِدِ وَلَمْ يُولَدْ Bir misal demiştik hani birkaç ders önce. Ne dedik? D'leri T'ye çevirmeyin demiştik. Değil mi? TED'de, TED'di dersi görüyorken, şeddedeydi yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada da tam söylediğimin Kur'an'daki hali geldi. Ya yanlış okuyacaksınız ya da hoca bize bunu böyle söylemişti. Burası doğru yer. Okumamız, takılmamamız gereken yer burasıymış diye anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar, bunu okurken şöyle okuma imkanı ihtimaliniz var. Lem yelit ve lem yület. Dinliyor musunuz? Lem yelit. T dedin. Ben dedim bilerek yani. Aslında bunun harfi ne? Hakkı ne? Bak burada bir D var. Burada da bir D var. Lem yelit. Lem yelit. Şunu demezsen T'ye kaçar. Lem yelit ve lem yület. Lem yelit ve lem yület dedim mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun olmadı yani. Ne diyeceksin? Doğrusu ne? Şimdi okuyacağız beraber. Lem yeliydi. Şu an D'yi gösteriyoruz. Dedik ya bizim derslerde şey yok. Her şey böyle ne diyorlar ona? Spontane gelişiyor yani. Şu anda biz harfi meti görüyoruz. Vav'ı görüyoruz ama şu anda biz mesela bir kalkeli harfini göstermiş olabiliyorum ben size yani. Sıkıntı yok. Bunlar da lazım. Yani toparlayalım. D harfini gördüğünüz zaman K
kelimenin başında da olsa, kelimenin ortasında da olsa, sonunda da olsa bu D harfi her zaman D'dir. Hiçbir zaman T'ye dönmez. Kul huvallahu ehad okurken, bak başın, orada da var birinci ayette. Kul huvallahu ehad. Ehad olur mu ya? T değil o. Ehad. Allah birdir demek. Kul habibim söyle. Huvallahu ehad. O Allah birdir. Hristiyanların kabul etmediği tek yer burası işte. Lem yelid ve lem yulet. Diyor ki Rabbimiz Mevlamız. Ben doğurmadım, doğrulmadım diyor. O yüzden bu İhlas Suresi gerçekten bin bir derde devadır. Ancak güzel okumanız için biz inşallah buradan tatlı tatlı ikaz ediyoruz diyorum. İnşallah yüzümden, ifadelerimden, jestlerimden, mimiklerimden alınmıyorsunuzdur. Ben Allah rızası için buradayım. Alınsanız da fark etmez. Alının diye söylemiyorum çünkü. Ama inşallah alınmıyorsunuzdur. Ya da varsa öyle bir hal bende, Rabbim bu hali benden alsın. Biz kimseye buraya kavga etmeye alınsın, darılsın diye gelmedik yani. Aşağı yukarı tanıdınız yani. Samimiyetimize inandınız. Yoksa bu dersler gerçekten bu kadar akmaz. Bakın size samimi söylüyorum. Ben sabah 9'da başlasam 1'e kadar burada kesintisiz ders anlatırım. Ki ben 18 yaşında değilim yani. Ama niye? Bir enerji var aramızda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki arkadaşlar, geçmeden önce bir daha söylüyorum. D harfini burada okurken şimdi okuyacaksınız. Sakın T'ye çevirmeyin. Şimdi çalışacaksınız. Dersleri not alacaksınız ya. Okurken sakın D harfini T olarak okumayın. Peki. Evet arkadaşlar, okuyalım şimdi. Şöyle yapalım. Şunu kapattım. Toplu gidelim. Bugüne kadar ne gördüysek. Bu E olabilir mi arkadaşlar? Bu L ama. E olma ihtimali var mı bunun? Nereden anlayacaksın veya E olmadığını? Ne dedik? 6 tane harfimiz var. Bunlar kendisinden sonra harf kabul etmiyor. Mutlaka ayrı olması lazım. Bir özelliğim var benim diyor. E, D, V, Ra, Z, V. Bu harfleri gerekiyorsa kanala yüklendiği zaman oradan takip edince anlarsınız. Oradan durdurup notunu da alabilirsiniz yani. Nasıl anlıyoruz? E'den sonra bir harf gelemeyeceği için. Gelecek de bağlantılı olarak gelmeyecek. Bağlanmayacak yani. Ayrı yazılacak. Dolayısıyla bunu E diyemiyoruz. Devam ediyoruz. L harfidir bu. L'yi M'ye ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. İki kere mi bir kere mi? Bir kere. Cezim var çünkü. Şedde olsaydı iki kere olacaktı. Burada şeddeli var mı? Var. Şeddeli de okuruz inşallah. L'yi M'ye bağlayalım. Lem. Y'yi okuyalım. Bakın sadece şunu. Y. Hatta şöyle yapayım. Bu L'nin bacağı çünkü. Y doğru mu arkadaşlar? Y. Şu L'yi D'ye bağla yine. S'yi unutmayın. Lid. Lid. Lid deme. T'yi unuttuk değil mi? Baştan alalım. Lem. Y. Lid. Bu V uzatıyor mu? Evet. Geldi soru. Aslında dikkatli dinleyenler için kesinlikle tek cevap vardı. Şöyle bir baksanız, biz şu anda ne görüyoruz? Uzatmayı görüyoruz. Uzatmaları, yani o günkü dersi biz genelde plazmaya kırmızıyla yazıyoruz. Şöyle uzaktan bir baksan, ha burada sadece bu var, o zaman bu uzatmaz. Bunun harekesi var, buradan da anlamanız lazım. Dolayısıyla nasıl okuyoruz arkadaşlar? V'yi üstün olduğu için ince harflerimizden V şeklinde okuyoruz. L'yi de M'ye bağlıyoruz. Velem, velem şeklinde okuyoruz. Cezim var çünkü. Bunu iki kere okumuyoruz değil mi? Şedde oldu mu iki kere okuyorduk. Devam edelim. Evet, geldik bugünkü dersimize. Şu V harfi, Y harfini bir elif uzatıyor. Doğru mu arkadaşlar? Harikasınız. Devam edelim. L'yi de D'ye bağlıyorsun. Led şeklinde. Şurayı bir daha okuyalım. Y'yi ne kadar uzatıyoruz? Y bu kadar. Y değil yani. Yani Y'den kurtar onu. Y. Okurken nasıl okuyorduk? D, Ra, Ke. Kısa kısa. Burada da mesela şu olmasa Y, L, D diyecektik ya. Y'yi biraz uzatacaksın. Yani parmağını şöyle kaldırırcasına. Tecvid kitaplarını 4 elif miktarı diyor. Buna da 1 elif miktarı diyor. Daha sonraki derslerde 4 elifi de göreceğiz. Sen yani parmaktan şöyle de 4'ünü kaldırana kadar ki süreye 4 elif miktarı deniliyor. Buna da 1 elif miktarı uzatacaksın. Yani Y olmaktan kurtaracaksın. Y bu kadar kurtarır yani. Yület. Alalım mı başa? Hoşuma gitti benim burası. Bakın şurası. Şu anda daha önümüzde kurallar olmasına rağmen mesela harfi metten Y'yi görmedik. Efendim tenvinleri görmedik. Hani iki üstün, iki esir, iki ötür var ya. Onlara rağmen şu anda bak bize o görmediğimiz derslere misal olsun diye Kur'an-ı Kerim'den örnek çıktı karşımıza. Okuyalım mı bakın. Lem yelid ve lem yüled. Lem yelid ve lem yüled şeklinde.
Evet, sıradan mı gidelim? Vaktimize bakalım. Arkadaşlar vaktimiz biraz daraldı. Şöyle yapalım. Şunu göstermiştik değil mi arkadaşlar biz? Tesumuni'yi göstermiştik. Bakın gelin şöyle arkadaşlar. Bunu tahtada gösterdik. Bir de burada görelim. Buranın hattı daha güzel tabii. Şu T uzatmadan okunuyor. Şu Su uzatılarak okunuyor. Çünkü V bağlanmış, harekesi yok. Su şeklinde. Şu Mü de uzatılarak okunan ikinci harfimiz. Bu da Mü şeklinde uzatılıyor. Şu N uzatılmıyor. Okuyalım mı? T Su Mü Ne Te Su Mü Ne şeklinde uzatıyoruz arkadaşlar. Peki zorlardan okuyalım mı bir tane arkadaşlar? Zor seçeyim size bir tane. Gelelim. Peki. Tü. Bakıyor muyuz arkadaşlar? İbrahim gözüküyor mu kameradan? İbrahim bak bana İbrahim. Tü. Metti. Nasıl okuduk? Karışık gibi geliyor ama karışmasın. Niye? M'yi T'ye bağla. Niye bağla diyorum? M'yi T'ye niye bağla diyorum? Çünkü şedde var. Şedde ne yapardı? Önceki harfi bağlar, o harfi harekesini bir daha okutturur. Metti. Met, met diyorsun. Sonra şu T'yi İ ile beraber okuyorsun. İ olarak okunuyordu ya. Tümetti. Tümetti. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah anlaşılıyordur. İnşallah. Şu A. Ötüre gelmiş. U olmuş. Ne yapıyoruz o zaman? U'yu bir elif miktarı uzatıyoruz. U ne? Tamam mı arkadaşlar? Tümetti'une. Tümetti. U şu vav bunu uzatıyor. Şu vav aynı uzatıyor. U ne şeklinde okuyoruz. Şunu tekrar okumuyorum arkadaşlar. Aynısı. T'nin Y'ye gelmiş hali ama hızlı bir şekilde okuyabiliriz. Yümetti. U ne? Yümetti. U ne? Şunu okuyalım arkadaşlar bir de. Tamam. Şu olabilir. Yü. Tamam mı? Y'de ötüre var. Ne oldu? Yü olarak uzatılıyor mu? Hayır. Uzatmaya geleceğiz daha. Şimdi şeddeyi de görelim burada. K harfini Z'ye bağlıyorsunuz. Kev şeklinde. Z'yi de esir olduğu için bir daha esirle okuyorsun. Kevvi. Baştan olalım. Yükevvi. Şuraya kadar arkadaşlar şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Yükevvi. Tamam. Yükevvi. Evet uzatan harf hangisiydi? Uzatan harf. Uzayan değil. Uzatan harf V. Hangisini uzatıyor? Neyi mi? Büyü mü? Hadi bakalım. Alın size bir imtihan sorusu. Sen de diyorsun ki değil mi? Hocam sabahtan beri diyorsun ki harf-i metten V hareketsizse eğer kendisinden önceki harfi uzatır diyorsun. Bir de bana şimdi diyorsun ki hangisini uzatıyordu? Diyorsunuz değil mi? Peki helal olsun. Arkadaşlar şu harf büyüyü uzatıyor. Sonraki harfle bağlantısı yok bunun. V harfi hangi harfe bağlıysa yani daha doğrusu önceki harfini uzatır. Büyü şeklinde bunu daire okuyacaksın. Yükezzibüne yükezzibüne. Bir de makamlı okumak var. Yakışır be. Aranızda sesi ne güzel arkadaşlarımız vardır kim bilir. İnşallah Kur'an okuyun. Numaramı da kaydedin. Ama şimdi, ama sonra, ama çok sonra. Yani zamanla sınırlamak istemiyorum. 3 ay, 5 ay, 1-2 sene. İnşallah şu halinizden o halinize görüşü, dönüşünüzü inşallah ben dinlemek isterim yani. Düşünsene, Kur'an okumuşsun, şıkır şıkır okuyorsun, bir de makam üzere okuyorsun. Makam ne demek? Yani Kur'an'ı şöyle kulakların pasını alacak tarzda okunması. Hani aşır okuyor ya, aşır hocalarımız var, kurralarımız var. Onlar mesela, bir Abdüssemet var mesela, gerçekten dinlemenizi tavsiye ederim. Türkiye'den de var, çok kaliteli hocalarımız var inşallah. Ahmet Said'e miydi? Tam söyleyemedim. Rıfat Hüseyin var. Bunlar internetten bakın. Kur'an'dan zevk alacaksınız. Adam bir asılıyor. 50 saniye. Yani tek nefes. Sen nefesini tutsan böyle zor tutarsın. 50 saniye. Adam 50 saniye Kur'an okuyor.
Ve böyle bütün yağlarını eritiyor yani. İnşallah siz de onlardan birisi olursunuz. Bakarsanız Türkiye birincisi olursunuz. Belli mi olur? Dünya birincisi olursunuz. Bize geleceğinizde fotoğraf çekiniriz sizde. Olur inşallah, niye olmasın. Peki arkadaşlar, devam edelim. Bir tane daha misal vereyim, tahtaya geçeceğim. Şu kısa misali vereyim arkadaşlar. Şunu sonra okuruz. Şu harfimiz ne? Y. Bununla işimiz var mı şu anda bugünkü derste? Yok. İşimiz hangisiyle? Şu V'nin çektiği harfle, çektiği, uzattığı. Yani U harfini bu uzatıyor. U şeklinde uzatıyor. Ye'ude. 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 Tamam. Ne öğrendik şu ana kadar? Vav harfinde hareke yoksa önceki harfi uzat. Bakın tek nefes. 10 saniye sürdü bugünkü dersimiz. Vav harfinde hareke yoksa önceki harfini uzat. Biraz çek yani. Tamam. Yetübeyi de verelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar L'yi N'ye bağla. Len. L'yi N'ye bağla. Bağlama harekemiz hangisiydi? Şuydu değil mi? Yuvarlak gibi olan. Küçük O veya sıfıra benziyor demiştik. L'yi N'ye bağlayalım bir daha. Len. Güzel. Y ile işimiz yok. Bizim işimiz T. Bir de bununla. T bir de şu harfle. Bu neydi? Harfi medden yani uzatma harflerinden 3 tanesinden. Uzatma harfi 3 taneydi ya. 3 tane uzatma harflerinden ikincisini görüyoruz şu anda. V'yi görüyoruz. Bu V tüyü bir elif miktarı uzatıyor. Yani tü bu kadar. Tü şeklinde. Ye tü be. Okuyalım mı şuradan itibaren şuraya kadar? Len ye tü be. Len, ye, tü, be şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Evet, tahtada biraz daha yazalım mı? Yazalım isterseniz. Dersimizin sonlarına doğru geliyoruz. Biraz daha pratik yapalım arkadaşlarımız, kardeşlerimizle. Evet. Arkadaşlar, tuhibbu ne yazacağım şimdi bakın. Şu T. Şu H, ha. Şu B. Şu uzattığımız V. Uzatan ve tabi uzattığımız demeyelim. T'nin hareketlerini koyuyorum. Ve noktalarım olur. Şimdi hareketleri koyalım arkadaşlar. T'nin harekesi neymiş? Ötre. H'nin harekesi neymiş? Esre. Bu ne? İsim ne bunun? Şedde. O zaman ne yapacaksın şeddeyi gördüğün zaman daha harekesini koymadım. Şeddeyi görünce ne yapıyorsun? İki kere okuyacağını anlıyorsun. Yani bu B'yi iki kere okuyacaksın demek. Ha, bu çok güzel misal oldu. Hem şeddeye hem de harfi mede. Bizim burada aradığımız hangisi arkadaşlar? Bugünkü dersimiz hangisi? Şu değil mi? Yani şu B'yi şu vav uzatıyor. Şu an onu görüyoruz. Okuyalım o zaman. Tü, hi'yi büyüye bağla. Hib bağladın. Şu yok. Şu anda bağladın okumuyorsun. Hib, hib dedin. İkinci B'yi nasıl okuyacaksın? Harekesi neyse onunla demiştik. Bü, hib, bü. Şu ötre, bu B'nin ikinci okunuşunun ötresidir. Ama ne yapıyorsun şimdi? Bunda hareke olmadığı için bu bü'yü uzatıyorsun. Hib, bü, hib, bü. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Eğer şu olmasaydı nasıl okuyacaktık? Hib, bü. Hib, bü şeklinde okuyacaktık. Sonra neye bağlayacaktık? Ama şu anda ne görüyoruz? Vav'ın uzatmasını görüyoruz. Hibbüne şeklinde uzatacağız inşallah. Peki arkadaşlar. Bir tane basit misal vereyim. Ekün'ü yazacağım şimdi arkadaşlar. E. Kü'nü. E yazdık mı? Yazdık. K'nin harekesini koyduk mu? Koyduk. K'nin harekesini de koyduk. Şunu da koyduk arkadaşlar. Şimdi burada 4 harf var. Tamam. Bakın. Şu birinci harf. Şu ikinci harfimiz K. Şu da üçüncü harfimiz N. Altını çizmiş oldum. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Bakın. Şu üstün birinci harfimize ait. Şu ötre İkinci harfimize ait yani K'ye ait. Şu üstün N'ye ait. Yazıyorum buraya. Birinci harfimiz E idi.
İkinci harfimiz Q. Ötürü ona ait. Üçüncü harfimiz N. Ötürü üstün olduğu için N yazdık. Şimdi hoca ne anlatmaya çalışıyoruz? Bakın söylüyorum. Üç hareke var. Yani hareke almış üç harfimiz var daha doğrusu. Hareketsiz bir harfimiz var. Şu an onu arıyoruz biz. Tamam mı arkadaşlar? O da şudur. Biraz karışık oldu ama inşallah anlaşılıyor. Şu van var ya arkadaşlar. Şu V harfi K'yi uzatıyor yani. Nasıl uzatıyor? Ne kadar uzatıyor? Bir elif miktarı uzatıyor arkadaşlar. Peki. İnşallah tahtada misallerle anlayacağız bunu. Y düğümü yazıyorum şu anda. Niye vav'ı ayrı yazacağım şimdi arkadaşlar? Ne demiştik? 6 tane harfimiz vardı. Kendisinden sonra gelen harflere bağlanmıyor demiştik. Bu da onlardan bir tanesi olduğu için vav'ı uzatması gerektiği halde ayrı yazdık. Peki, şunları kesin koymamışız. Hiç de uyandırmıyorsunuz arkadaşlar ya. Y, tamam mı? Bu üstün buna ait. Dü, bu ötre hangisine ait? Dü'ye ait. Bu da mü'ye ait. Bu vav ne iş yapar burada? Şu yuvarlak içine aldığım vav, önceki harfi, yani şu harfi, D harfini uzatır. Kural neydi? Vav'da şayet hareke yoksa önceki harfini uzatır. Sonraki harfle hiçbir bağlantısı yoktur. Ya'udu yazıyorum arkadaşlar şu anda. Bakın. Ye'udu. Burada uzatan harf hangisi? Şu an görüyoruz ya. Uzatan diyorum. Dikkat edin. Burada da yine aynı vav. Ne yapıyor? Ayn harfini yani U'yu uzatıyor. Ye, U, Dü. Şu harf önceki harfi U, Zatır. Arkadaşlar dersimiz bitirelim artık inşallah. Bugün neyi gördük arkadaşlar? Bugün harfi medden V'yi gördük. Hemen toparlıyorum. Harfi medden V'yi gördük. Bu V harfi hareketsiz yazılır. Önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Bütün konu bundan ibaret arkadaşlar. İnşallah öğreniyorsunuz. Ben bunu hissediyorum. Takıldığınız bir şey varsa, yani ben ayaktaysam, hayattaysam, uyumuyorsam hiç fark etmez. Atın mesaj olarak ama yazdığınızı, ama videonuzu. Burak Uçar kardeşim var benim. İnanın var ya şuradakinden daha çok ders yapıyoruz onunla. 2 dakika, 3 dakika bir okuyor sayfasını. Çok da güzel okuyor maşallah. Burak'cığım tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ondan sonra bayağı çalışıyoruz yani. Hiç çekinmiyorum, sıkılmıyorum da ve zevk alıyorum. Varsa bu şekilde takıldığınız, hani burada belki bizim aklımıza gelmiyor. Bakın daha önce bir derste kardeşimiz harekeyi yanlış yere koymuştu, şeddedeydi. Onu mesela biz burada düzelttik, doğrusunu söyledik yani. Bu şekilde olabilir. Hiç çekinmeden numaram ekranda var. Arayabilirsiniz, mesaj olarak dönebilirsiniz, yazabilirsiniz. Müsait olduğunuz zaman mutlaka dönüyorum inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bazen çok konuştuğumu farkındayım ama inan hitap muhatabın hakkıdır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yarın görüşürüz inşallah.